tabii ki en iyilerinden biri değil ama o, o çok özel, farklı bir yetenek yani. J. Holiday, Jimmy Butler ve Bam Adebayo bir contender adayı. Güçlü bir rol olursa, onu gerçekten dinleyeceklerse ne ala. Ama abi New York'ta James Dolan falan varken kimin kimi dinlediği, orada aklı selime uyan bir yapı olup olmadığı zaten çok büyük soru işareti. Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlhan Özdemir, Kan Kural'la birlikte karşınızdayız efendim. Ee, NBA gündeminde çok fazla takım ve çok fazla isim var. Biz de program öncesi Kan abiyle Bronny James'i konuşuyorduk. <laughs> Bronny James'in performansını konuşuyorduk. Ee, Khan abi bu haftaya nereden başlayalım? İstersen tişörtünden başlayalım. Başlayalım. Çünkü Marvin Beckley döndü, Darren Fox <laughs> döndü. Sacramento bir ileri iki geri, iki ileri bir geri gitmeyi sürdürüyor sezon başından beri. Bir kimlik arayışındalar onlar. Geçen sene kimliklerini nasıl değiştirdiklerinden bahsetmiştik. Nasıl bir yarı saat takımına dönüştüklerinden bahsetmiştik. Fakat tam kimliği buldular. Bielisa 4 numara, Richard Norris 5 numara, Bogdanovic maç sonu kapatıcı. Şimdi tekrardan Fox ve Bagley'i adapte etmeye çalışacaklar. Ne görüyorsun, ne bekliyorsun bundan sonraki dönemde? Yani Fox'u denklemden çıkarırsan, Bagley'i de kısmen ikisini denklemden çıkarırsan, eldeki senin söylediğin yapıyı kurduğun zaman, çünkü Badiyev iki oyuna da uyabiliyor. Ama Bogdanovic ve şey o kadar uymuyorlar iki oyuna. Bielitsa. Bogdanovic'e Bielitsa için ki Richard Holmes'un o Richard Holmes da iki tarafa doyabilir ama düşükten bu daha çok işine geliyor. Çünkü onun saldırganlığı falan yarı sahada ve daha yavaş şeyde daha etkili oluyor onun saldırganlığı. Açık sahadaki bitiriciliğine çok ihtiyacın yok çünkü senin onu. Yani tamam çok atlet, çok sahi koşuyor falan da açık sahada ona ihtiyaç kalmıyor. Ama yarı sahada düşük tempoda oynanan bir yerde işe de yarıyor. Dikim Dwayne Dedman'ın hiç bekleneni verememesi, hiçbir şey verememesi. Rotasyondan çıktı zaten. Çıktı. O bu Bagley'in de işini çok zorlaştırdı zaten. Çünkü Bagley ile öldü. Kamu aynı oynatamaz. İşte aynı yerde operasyon yapıyor. Dedmon'un asıl alınma amacı oydu zaten. Begley ile birlikte oynayabilmesiydi. Begley e, hani hücumda 5 oynayacak, savunmada Dedmon 5 oynayacaktı. 5 4'ü öyle paylaşacaklardı yani. en azından şey üzerinde. Da, Domantas Sabonis, Miles Turner görev paylaşımı Ama işte senin bahsettiğin şey önemli. Hani tempoyu bir kere orada soru işareti. İkincisi de Bagley şu anda sakatlıktan döndü ve Begley 5 numaralı oynatıyordu Çünkü Dedmon denklemden çıktı. Richard 5, Belisa 4 oynuyor. Bagley'i 4 oynatamıyor o yüzden. Aynen oynatamıyor. Belisa 3'e çekemiyor. Fakat şimdi burada çok ciddi bir kadro örtüşmesi var. Ve Deadman devreden çıktıktan sonra yani o parayı alıp yatmaya karar verdikten sonra ne yapacağını bilemiyorsun. Fakat esas mesele tempo abi. Hani şimdi bir ön, Şimdi Houston'da çok ciddi bir tempo değişimi de var. Ama Houston'da temponun değişimi Harden'ı falan çok çok fazla etkileyen faktörler değil. Westbrook'un girmesi etkisi ve ondan yarar da sağlıyor. Fakat bu kadar dramatik bir tempo değişimi bu takıma çok uygun değil. Daha doğrusu takımın bir kısmına çok uygun, bir kısmına hiç uygun değil. Ve bunları nasıl birleştireceği çok ciddi bir soru işareti Sakramente'nin. Diğer yanda yalnız, sezonda felaket girildikten sonra yakalanan bir ivme var, yakalanan bir e, başarı var, yakalanan bir oyun var. Bu da doğal olarak, abi yani bu en azından fena gitmeyen, O sezon başlamayız sonra daha iyi giden yapıyı da bozmayalım diye bir şey var. Fakat bu ideal değil. Sen kime yatırım yaptın abi? Önemli olan nokta bu. Uzun vadede ne yapacaksın? Aynen. O önemli. Bu takımı sen sezon başında Richard Holmes biraz şeyden çıktı. E, çıktı. Ben bu arada Philadelphia'da çok severdim Richard Holmes'u ve Embiid'in arkasında çok e, şey olduğunu, yeteneklerini tür, yani kullanamadığını düşünüyordum. Ama Phoenix'te beklenen hiç veremedi. Yani ben Phoenix'te patlayacağını düşündüm, Tam tersine elinde patladı. Burada tekrar iyi bir performans. Fakat şöyle bir şey var abi şimdi. Sen kimleri aldın? Rich Anonuz'u aldın. Dwayne Dedman'ı aldın. Harrison Barnes'ı da tekrar imzaladın. aldın ee, Temelin Corey... zaten Fox, Bagley, Hilt. Corey Jones'u aldın. Bu şey demek abi. Yani bu, bu oyuncuların hiçbirinin bir takıma seviye atlatmayacağı belli. Ama sen çekirdeğinin etrafında et, bunlar tamamlayıcı parçalar. Bu şey demek. Ben Fox'un Bagley, Fox, Bagley, Hilt üçlüsünün hala çaylak kontrolü olan üçlünün benim çekirdeğim olacağına inanıyorum transferleri bunlar. Ama abi şimdi onlar çekirdeğin olacaksa düşük tempoda oynayamaz. Mümkün değil yani. en azından Bagley ve Fox için bunun iki parçası için ideal değil. Diğer taraftan Bogdan Öç'e yan parçaların çoğu için hani daha iyi bir kombinasyon oluyor. Burada ne yapacaklar? Nasıl ileri gidecekler? Ee, Bagley ve Fox adapte olabilecek mi bu tempoya? İkisi de sağlıklı gözüküyor. Her önce önemli Bu önemli bir soru Yani. Tabii Sacramento için her ne kadar bu oyuncuların etrafında orta ve uzun vadeli bir plan yapmak varsa da takımın çok kısa vadeli bir giyotin var kafasında duran. Abi Sacramento ligin en uzun süredir playoff yapamayan takımı. Bu da doğal olarak çok ciddi bir playoff açlığı gerekiyor. Evet. Hele ki geçen seneki tempodan sonra bu sene playoff yapmak gibi bir hani zorunlulukları var gibi bir durum. Ve Kaan abi yani şu anda Batı'da playoff yapmak da son 10 senedir olmadığı kadar kolaylaşmış. Aa, çünkü çünkü orta direkt çöktü abi. Aynen öyle şimdi. Batı'da temelde bakıyorsun Lakers, Clippers bir başka seviyedeler. Arkadan gelen Denver, Dallas gibi, Utah gibi takımlar var. Fakat şu anda Sacramento, işte Oklahoma City Thunder, Portland, San Antonio Spurs. Bunlardan iki galibiyet alan Phoenix, <laughs> bunlardan iki galibiyet alan playoff odasının içine giriyor. Yani Oklahoma sezona Sezon sonuna kadar herkes takas derler mi diye girdi. Okul şu an playoff potasında. O yüzden de Sacramento'nun şu anda playoff yapamaması bir başarısızlık olarak görülecek. Geçen sene şerefli kaybedenlerdi. Geçen sene playoff'a giremeyip alkışlananlardı ama bu Çünkü sene eleştirecekler. Geçen sene Batı 8.liği çıtası 2.25'teydi. Abi şimdi 2.05'e indi. Buraya çıkabilmen lazım. Abi sen İmanda onu geçiyorsun diyorsun yani. Çıkabilmen lazım buraya. Ve e, şimdi bunu yani böyle kısa vadeli bir... Çok net hedef varken ve takımda bu kadar ayrı duran iki yapı varken bunlar nasıl kombin edilecek? Hangisi seçilecek? Luke Bolton geldiği günden beri düşük tempoda oynamayı ki genel Luke Bolton'u biz özellikle Golden State döneminden Hı. ve Lakers döneminden de biliyoruz. Yani şu an kadar iki tane koştuk yaptığı yerde çok yüksek tempo oynamıştı. Düşük tempoyu seçmiş olması da başka bir soru işareti. Ve burada bir yırtıcılık problemleri de var Kan abi. Düşük tempo onlara şunu da getiriyor. Yarı sahada pas yapan bir takım bu değil mi? Yani doğru şutu bulmaya çalışan bir takım. Doğru şutu arayan ya da Richard Norbis'in dikey vertical space diyorlar ya şimdi dikey spacingini bulmaya çalışan bir takım. Fakat faal çizgisine hiç gitmiyorlar. Çünkü rakip savunmayı herhangi bir şekilde zorlamıyorlar. Açık alanda, açık alanda açık alanda penetre bunu zorlayabilirsin. Ve Marvin Bagley'nin 5 numara olduğu düzende Marvin Bagley öyle rakibe vücudunu koyup rakibin üzerinden bitirmeye çalışan biri değil. Rakibin üzerinden zıplamaya çalışan biri. Ve? o yüzden de Sacramento'nun şu anda sadece bir tempo değil bir yırtıcılık problemi de var. Ve maç içerisinde çok çabuk sindiklerini görüyorsun. Mesela 20 sayıları 25 sayıları bu sezon... Birkaç kere çok kolay verdiler rakibe. Burada aslında en büyük dilemma ve en büyük soru işaret Bogdan Bogdanovic özelinde için. Bogdan Bogdanovic için kontratı bittiği için ve çok değerli bir oyuncu olduğu çok için değerli. E, onu takas edecekler mesela bu da önemli bir soru işareti. Şu anda mesela çok bir bir takas senaryosu var. Duymuşsundur sen de kesin Hı. bu takas senaryosunu. Tabii ki Lakers, NBA'in Fenerbahçe ve Galatasaray gibi olduğu için bütün oyuncular oraya yazılıyor. Mesela Lakers taraftarları şey düşünmeye başladılar. Kyle Kuzma'nın olduğu bir paket mesela. Hı. Kyle Kuzma'nın olduğu paketin hem Sacramento'nun işine yarayabileceği çünkü Luke Walton eski öğrencisi hem de Bogdanovic'in LeBron James'in yanında inanılmaz uygun bir oyuncu. Bu arada Milwaukee için de çok yazılıyor. E, Milwaukee için de çok yazılıyor. Zaten evet. Bragdon'u kaybettiler. Bragdon'u kaybettiler. Yarına Bogdanovic'i alabilirler deniyor. En keskin, en ne yaptığını bilerek en güvenilir elde Bogdanovic bir taraftan da. Yani evet. Sacramento'nun da çok ihtiyacı var bir taraftan da. Ama yapmaya çalıştıkları şeye Bogdanovic ne kadar uyuyor? Bogdanovic'te de devam etme kararı verirler mi? kontratı Çünkü Bogdanovic kontratı bitti zaman bu yaz... Ee, serbest oyuncu piyasası da çok boş olduğu için Bogdanovic çok ciddi bir kontrat alabilecek konuma geldi. Ve Bogdanovic gerçekten de NBA'nin şampiyonluk patasındaki bir takımı yani yarım üst seviyeye çıkarabilecek bir parça. Çok değerli bir parça. Bogdanovic'in şeyi çok... Abi yaptıkları o kadar farklı değerli ki. Şimdi bazı oyuncular var. Bogdanovic'le aynı seviyede gördüğün Hı. gibi. Onlar abi bir takımın kaderini... Yani ibre diyorum ya galibiyet ibresini o kadar oynatmıyorlar. Evet takımı tamamlıyorlar, boş görüyorlar. Bogdanovic direkt İbre'yi oynatan türde bir oyuncular. Yani maç kaderi değiştiren türde oyuncular. Ve Yannis'in atıyorum şu an konuşulan Yannis'in Lebron'un falan yanına konduğunda yani nükleer silah. Şey var ben hep aynı örneği veriyorum ki 18. basamağa açık. Abi Bogdanovic 19. basamağa çıkabilen türde oyunculardan. Evet. Tabii ki en iyilerinden biri değil ama o, o çok özel farklı bir yetenek yani. Bakalım Sacramento çok soru var Kaan abi. Biz de yemeğimize geçelim. Aferin ben ben çok konuşalım. merak ediyorum ne yapacak. Abi bu gerçekten bir koç için inanılmaz zor bir tercih ve zor bir e, yol. Yani hakikaten ne yapacaklarını çok merak ediyorum. Bakalım. Ve Luke Walton da üzerine baskı olan bir koç. Her ne hmm. kadar uzun vadeli bir kontrata olsa da Lakers'tan ayrıldıktan sonra bu durakta da başarısı olmasa onu NBA'de baş koçluk kariyerini bitirebilecek bir noktaya götürür. Abi benzer şey yönetim için de geçerli. Ya yani Divats'ın bu sezona kadar geçen sezona kadar yaptıkları NBA tarihinin en kötü menajerlik performanslarından biri. Doğru bir yapı kurmuş gibi gözüküyor ama artık sonuç almak gerekiyor. O zaman gel başka bir takıma geçelim. Daha geçelim. sorunlu bir takıma doğru geçelim. geçelim. Evet Kaan abi. Güzel salatalar seçmişler bugün bize ekip olarak. Ee, burada da çok geniş bir ekip var. Aynı yani bizim Haftanın Hareketleri ekibi gibi. Bende narlı salata var. Bende fesleğenli tavuklu. Aa, bu tip kombo. Tavuğu zaten seviyorum de kombo salataları da seviyorum ben. Evet Kaan abi New Orleans Pelicans konuşalım istedik bugün. Çok da uzun süredir kaybederken biz tam konuşmadan önce kazanmayı başardık. Ama <laughs> yani o maça ne kadar galibiyet demek lazım, o galibiyeti ne kadar kutlamak lazım tartışılır. Tabii ki değerinden bir şey düşünmez ama sezon başında bizim playoff'un son sıraları için aday gösterdiğimiz takımlardan biriydi. Yanlış hatırlamıyorsam Dallas'ı her ne kadar bunların üzerine koysak da Pelicans son mücadelede olur diye düşünüyorduk. Şimdi çok farklı bir yere geldik. Yani şöyle sıralama değil de %50 civarında olabilirler diyoruz. Ve tabii ki yani bir kere zaten bu denklemin en önemli parçası pre-season'da, hazırlık döneminde yani ortalığı birbirine katan, paramparça eden ve hakikaten beklentilerin de çok üzerinde. Abi bu adam ne yapıyor dediğimiz Zayn Williams'ın ama Zayn Williamson hazırlık döneminin sonunda sakatlandıktan sonra 6 ila 8 hafta dendi ki 8 haftayı geçtik bu arada hala önemli soru işaretleri var. Ne zaman döneceği ile ilgili hala net bir bilgi yok. Daha iyi diyorlar ama 8 hafta dolduğu halde işte 2 haftası var daha denmedi. Ve Zion Williamson'ı kaybettiğin zaman zaten o kurgudaki en önemli parça, yani ne kadar çaylak olsa en önemli parçayı kaybediyorsun. Ki o yetmedi abi. Abi sezon içinde Brandon Ingram sakatlandı. Lonzo Ball sakatlandı. Josh Hart sakatlandı. Derek Favors iyileşmedi. Yani bırak sakatlanmayı iyi görmedik adamı. E bunların hepsi temel. Ceceri'lik 2 maç kaçırdı. E bunların hepsi temel parça abi. Ve ben yani şu anda baktığımız noktada kan abi bu takım biz mesela savunmada çok agresif, çok sert bir takım olabileceğini düşünüyorduk. Ligin en kötü savunma yapan takımlarından biri. Ligin en dağınık takımlarından savunma biri. Savunma desek. Yani ligin en dağınık takımlarından biri ve şimdi sağdaki oyunculara ne olursa olsun bakıyorsun bazen tamam mı? Bak. Derek Favors sağda. Cirol sahada, sağda. Lonzo Ball sahada. sağda. Derek Favors'ı sağda saymayalım be abi. Sakatlanırız. Yani adını şeyden, adını. abi görüyorsun yürü, abi sağdaki. Bak Brandon Ingram sağda ve Kenarda da Jeff Bezos var, NBA'nin en ünlü savunma koordinatörü değil mi? Bak. Bu takımın bir savunma yapmasını bekliyorsun. Hiçbir şey yok ortada. Abi bir kere malzemeden bağımsız, sadece doğru yapıyla ve doğru niyetle vasat bir savunma takımı olursun, olabilirsin. Yani. Burada iyi malzeme de var. Tabii ki var ve onun üstüne çıkmasını bekliyorduk biz. Tamam sakatlıklar oldu, dağınıklar vesaire ama abi bu tablo ne ya? Bu tablo ne abi, bu tablo ne? Abi gelen 130 satıyor, giden 140 atıyor istediği zaman. Yani hiçbir kurgu yok. mu? Ama şurada bak bütün bu sakatları saydık değil mi? Bunların de sakatlanmıyor ama çok önemli bir oyuncu var. Bak de en önemli oyuncu takımı. Drew Holiday. Abi e, bunu geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk ama ben NBA'nin şu anki geldiği noktada bir iki konunun eski oranda çok daha önemli olduğunu düşünmeye ve görmeye başladım. E, bunlar en önemlisi abi NBA'deki oyuncu seviyesi ve oyun seviyesi öyle bir yere geldi ki en üst düzeyde o kadar yetkin ki takımlar eğer bunun karşılığını tam vermezsen sürklese edebiliyorlar seni. Yani bu şey gibi 100 metrede dereceler o kadar yükseldi ki işte herkes 9.50 koşmaya başladı ki sen 9.70 koştuğun anda çok geride, kal çok geride kalıyorsun yani. Ve bu da e, bir domino etkisi yaratıyor. Geride kaldığın zaman bu sefer tamamen daha uzun iyice geriye düşüyorsun. Onlar biraz yavaşlasa da daha da geride kalıyorsun. Burada abi iki tane konu takımları çok ön plana çıkarmaya başladı. Birincisi abi çaba ve strateji üzerinden değil alışkanlık üzerinden oynamak lazım. Bunu sezon öncesinde mi edinirsin? Bir önceki sezondan mı getirmişsin? Takımın uyumundan mı sağlarsın? Ayrı konu. Ama alışkanlık üzerinde oynayan takımlar. Yani kendilerini zorlamaya gerek duymadan her şeyi otomatik yapan takımlar çok daha ucu. İkincisi de abi. Bu her zaman önemliydi. Artık çok da. Abi sağ içi lider denen şeyin bir koç kadar önemi arttı. Normal sezon için konuşuyorum yalnız. Bu playoff'ta çok değişen bir tablo. Çünkü sağ içi lider takımın sürekli rayında kalmasını o korkunç tempoda, korkunç seviyede dağılıp bir anda kendini kaybetmesini engel oluyor. Ve takımı hep do hem bu tabii top yönlendirici oyuncuysa mesela Lebron gibi falan işi çok daha kolaylaştırıyor. Çünkü direkt teknik olarak oyuncuları doğru yerde besliyor. Fakat diğer türlü de bir örnek teşkil ediyor. Tamam mı? Aynı zamanda. Yani savunmada ve hücumda ciddiyetiyle, yaklaşımıyla, işler kötü giderken doğru tercihlerde ısrar etmesiyle. İyi, o, iyi veya kötüden bahsediyorum. Doğru ve yanlıştan bahsediyorum. Bu çok önemli. Ve abi yani hiç kusura bakmasın da Drew bu sezon gösterdiği oyun resmen ayıp abi. Ayıp. Çünkü kötü falan oynamıyor Drew Hani tabii ki beklenin altında oynuyor ama çok umursamaz Onun için oynuyor. Hiç umurunda Şşş. değil abi. Yani şimdi böyle oynanmaz abi. Ya yani mesela takım... son bir hafta biraz kıpırdandı. Mesela Brooklyn maçında biraz savunmada kıpırdandı Jiro Bütün takımın seviyesini yükseltti. İyi oynadığı maçlarda bile abi liderlik etmiyor takıma hiçbir zaman. Yani en azından aynı savunma sorumluluğunu ki biliyorsun üst düzey savunmacı olabiliyor istediği zaman. Olan üstü bir savunmacı olabiliyor. Abi onu devam ettirmiyor. Geri, gereksiz amuk şutlar atabiliyor yani çok sorumlu. Bir... Abi sen öyle yaparsan Takım, bu genç oyuncular da daha beterini yapıyorlar yani. Ve? Ve bu hafta çok ilginç bir dedikodu çıktı. Evet. Jurolday'in şu anda zaten takas piyasasında çok fazla adanılıyor. Mesela Miami gibi takımların Jurolday'in çok peşinde olduğu söyleniyor. Abi, Ve çok, inanılmaz bir parça çünkü. Kusura bakma da Jurolday şey tipi oyuncular var. Al, koy, çatır çatır oynasın. Ama David Griffin de şunu söylüyor. David Griffin geçen çok komik bir açıklama yaptı. Ben Cleveland'da çalışırken dedi. Herkes bizi alıcı gözüyle bakıyordu dedi. Yani biz şampiyon olmak istiyorduk ve sürekli bir şey alacağız gibi bakıyorlardı. Şimdi satıcı gözüyle bakmaya başladılar. Çünkü takım olarak kötü gidiyoruz. JJ'in, Favors'ın ve Juru'nun satılık olduğunu düşünmeye başladılar. Ama ben öyle görmüyorum dedi. Fakat öyle gördüğünü düşünüyorum ben. David Griffin çok akıllı bir adam. Ona karşı da bir draft pick'i, Justice Winslow ya da X bir genç oyuncu artı draft pick'i verdiğinde Juru Olday'ı çıkarabilir. Çünkü zaten Juru Olday teknik olarak takımın kronu, şeyine zaman çizelgesine uymuyor. Takımın zaman çizelgesi şey, şey üzerine, cecerelik de uymuyor ama şimdi bu takıma aynı zamanda liderlik edecek, örnek olabilecek oyuncular lazım. Cirolde onu onu olmak istemediğini ya yapamadığını ya istemediğini ki bence istememek daha büyük fark burada. Çünkü ruh halinde o yok yani. Geçen sene yıpranmışlık olabilir. yani Geçen sezonun kalan yıpranmışlık olabilir. Abi sebebi benim hiç değil. Ben sonucuna bakıyorum. E sonucunu görüyorsun ki hiç öyle bir niyeti falan yok. E o zaman abi sen bunu yapmak istemiyorsan bu takımın zaten hedefi Zion, Jackson Hayes, Ingram, Ball, Hart gibi 24 yaş altı oyuncuların belli bir takvimde önümüzdeki yani 3 sene sonrasından başlayarak iddialı olma şeyi, zaman çizelgesi. Ve sen bu zaman çizelgesinde tam oturmuyorsun zaten. Yani Redick hiç oturmuyor zaten de Ciro Oday'da ancak ucundan oturuyor. Ama madem sen bu rolü almak istemiyorsun, bu genç oyuncuların lideri olmak, e o zaman abi teşekkür ederiz hizmetlerin için. Daha başarılı olacağım bir takıma git. karşında da biz ne alabilirsek ona bakarız diyecekler. E Griffin doğal olarak şey diyecek. Abi Cirolde bizde olmadı isteyen alsın demeyecek tabii ki doğal olarak. Ama şimdi takas dönemi yaklaşırken herkesin çok iştahlandığına eminim ben Cirolde'yi konusunda. Çünkü bu sene her ne kadar Milwaukee, Lakers, Clippers iyi gibi daha iyi gözüküyorsa da diğer takımlardan. Cirolde gibi ibreyi değiştirebilecek çok yani motive olduğu zaman belki de lider olmak hoşuna gitmemiştir. Lider olmadığı bir senaryoda çok daha iyi olabilir. Ee, potansiyeli sergileyebilecek takım da çok ciddi fark yaratabilir. Ki Ve şu yok. anda takas piyasasında mesela Kevin Love, Danilo la Gallinari konuşuluyor. Ama Joel Day onlardan daha fazla bir franchise'in kaderini değiştirebilecek Aynen. bir oyuncu. Yani her anlamda onun iki yönde değiştirebilecek bir oyuncu. Ve atıyorum şu an Miami senaryosu konuşuluyor ya. Ki bazıları Miami'nin buna ihtiyacı olmadığını düşünüyor ama Joel Day, Jimmy Butler ve Bam Adebayo bir contender adayı. Abi bir kere yeni bir NBA atasözü şunu söyler. Fazla kanat göz çıkarmaz yani <laughs> Ve yani cümbatların varken Cürü olduğu aldığında inanılmaz oluyorsun zaten. Hmm. Ama işte nasıl pazarlık bilmiyoruz tabii. Jimmy Cürü e, ben belki bir isim yani isimler olarak Lebron, Anthony Davis kadar e, cazip gelmese de ama süper o tamamlayan bir parça. Oy oy oy, oy, oy Ve oy. şunu da biliyoruz. Petrali masanın ucunda şampiyonluğun şeysi varsa bile o masayı kırıp geçer. Yani Petrali'nin hiç öyle şeyi yoktur yani. Bu arada herkesin bunu yapması gerekir abi. Ama herkes yapmaz. Yani evet. mesela Masai Ujuru'nun geçen sene yaptığı sezon ortasında takım çok iyi giderken orada Valenciunası yollayıp Marcasulo alması mesela sıradışı bir hareketti. Çok az takım aslında bunu yapar. Ama Petrali bunu yapar. O yüzden bakın burada son bir şey söyleyeceğim Petrali'nin stiliyle ilgili. Bence sezon başında şöyle bir hata yaptılar. Sezon başında bu kimliğe çok güvenerek çok agresif bir savunma yapmaya çalıştılar Kaan Topa çok ciddi baskı yapan. Chicago tarzı. Mesela Boylan da şimdi onu yaptırıyor ya. Fakat takımda iletişim yokken, yani takımda iletişim yoksa, sağ içi bir lider yoksa az önce bahsettim. Savunma da agresif yapı çöker ve su alır. Su almaya başladı Pelakas. Ve arkada kaleci yoksa. Derek o kaleciliği yapamadı işte. Jello Kofor zaten savunmacı değil. Derek Favors zıplayamıyor zaten. Hani sakatlık problemlerinden dolayı. Jackson Hayes de yetenekli bir oyuncu ama dünyanın en ham oyuncusu. Yani basketbol anlamında şu an lisede Jackson Hayes. Lisede ama çok yetenekli bir lise oyuncusu. Abi en kaliteli ya en kaliteli şeker, en kaliteli un var. Ama helva için bayağı bir pişmesi lazım. E, yani gerçekten şu an bir NBA oyuncusu gibi değil ama çok parlak bir oyuncu. Çok parlak bir oyuncu. Hız, servis, lezzet. Hıza yani çok yüksek bir puan veremeyeceğiz maalesef. 2 diyorum geçiyorum hızı de iki diyeyim, hadi bir vermeyeyim. Evet. çünkü hani seviye olarak sakatlık sonuçta evet. problemleri vardı. Servis, Gentry, Chris Finch ve bizdelik çok tecrübeli bir koç ekibi var burada ama ortaya konan iş iyi değil maalesef. Ve Lonzo'nun da seviyesini üste çıkaramadılar onu söylemek Hatta lazım. Hatta tam tersine aşağı düşürdüler. Yani Ingram'ın seviyesi yukarı çıktı ama Lonzo mesela çok ciddi kan kaybetti. Bence bu arada servisle ilgili şunu söylemek lazım yeri gelmişken. Abi savunma kötü diye bir takım sakatlıklardan da ötürü savunma özellikle oyuncu ilk beşi almışlardı. Fakat Cirolde'nin verimsizliğinin en büyük sebeplerinden biri de oyun kurucu oynatmaya zorlamaları. Kendrick ikinci beşe, yani Lonzo iyileştikten sonra hem bu hem Lonzo'yu hem Cirolde'yi çok kötü etkiledi. Lonzo'yu ilk beşe tekrar alman, almaları gerekiyor. Brooklyn maçında öyle yaptı mesela. Hani onu şey diye açıklamıştı. Yedek bench'in, yedek beşin <laughs> e, akıcılığını artırmak istiyorum değil mi? Lonzo Ball şu beşin anda... beşin akıcılığı yok ki yedeğin olsun abi. Lonzo Ball şu anda NBA kariyerinde çok ciddi bir yol ayrımında. Yani yol ayrımında. Ee, Servise servis de 3 vereceğim ben şu anda. Ben ona da 2 vereceğim. Ya. Ee, lezzet Brandon Ingram'ı izlemek zevkli. Josh Hart'ın hücum rubantlarını almaya çalışmasını izlemek zevkli. Ben Josh Hart'ı çok beğeniyorum. Gerçekten eskiden beri hep söylüyorum bunu. Ama bu takımın lezzetine 3 veriyorum. Valla ben o kadar malzeme olarak o kadar kötü görmüyorum. Yani hepsinin baştan aşağı Ingram hariç baştan aşağı hayal kırıklığı olmasına rağmen tek bir oyuncu için bile ceceredik dahil buna bu arada. Hı. Sadece Ingram hariç. Kimse için iyi diyemem ama ben sonuçta lezzetin yani kalitesine Sen bakıyorum. Malzemeyi ben... Zayn'ı da sayalım yani ne olursa olsun, oynamamış olsa bile. Gerçi hani oynamadığı için önümüze gelmedi ama... 5 diyeyim. Zayn olsa 6 derdim. O zaman sorumuzu da soralım efendim. Şimdi Alan Gentry ile ilgili kovulma dedikoduları çıktı bu David Fizdale'den sonra fakat... Alan Gentry ve bu takımın basketbol operasyonlarını yöneten David Griffin arasında bir ilişki var. Bir e, burada tabii ki aşk ilişkisinden Bir iş <laughs> ilişkisi var. E, bu isimler geçmişte hangi NBA takımında beraber çalışıp çok başarılı olmuşlardı? Size bu soruyu soruyoruz efendim. E, bilen bir kişi yemek sepetinden iletilir, yemek çekip kazanacak. İlk yorumun altına yemek sepeti mutfak ile birlikte yorumunuzu bırakabilirsiniz. Şimdi yeni konumuza geçelim. <laughs> Kanab New York semalarından bir haber var. New York semalarından <laughs> sürekli yeni gelişmeler geliyor biliyorsun. İlginç bir gelişme daha geldi. Yani bir anda David Blatt'in biz New York yönetimine danışman olarak dahil edildiğini duyduk ve şimdi David Blatt'in biz ne kadar özel bir basketbol aklı olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın gördüğü en büyük koçlardan biri. Eminim New York Knicks de buna dayanarak kalmıştır ama bütün New York Knicks hamlelerinde olduğu gibi burada da şöyle bir bağlantı var. Steve birlikte Princeton'da beraber <laughs> e, oynamışlar basketbolu ve oradan çok iyi bir arkadaşlıkları var. Front Office'te başka arkadaşları da varmış. Yani Liyakat zaten David Blatt'i liyakatla tanımlayabilirsin. Yani liyakat zaten David Blatt'i oraya getirmeli. Fakat burada bile bir Princeton bağlantısı olduğu için bu hamlenin yapılıyor oluşu çok komik. Ve tam New Yorkluk bir hareket. Tam New Yorkluk bir hareket ve yani çok tuhaf gözüküyor. Neyse belki bazen abi bir sürü yanlış yaparken bir tane eğrisi doğrusuna gelmiş edeceğiz. Tabii ee, bu arada David Blatt'e her şeyden önce... ...bizim ülkemize de çok değerli hizmet... ...Darüşşafaka'da Euro Cup kazanmıştı. Öncelikle acil şifalar dilemek lazım. Çünkü onun rahatsızlığı MS, multiple evet. sclerosis... E, ...tedavi edilebilen bir hastalık değil. Sadece semptomları giderilip... E, ...yaşamayı hayat, öğreniyorsun. ...yaşamayı, beraber yaşamayı öğrenebildiğin... ...ama zaman zaman akut ataklarda çok tehlikeli olabilen... ...bazı durumlarda maalesef ölümcül olabilen... ...ve bunu hesaplayamadım ben. O yüzden ne kadar normal hayatına, iş hayatına devam edebilecek... Belki hiç etkilenmeden devam ediyor. Belki bazı dönemleri hiç şey etkilenmeyecek. O yüzden zaten danışman gibi bir titre sahip olması. Yani Jerry West'in Los Angeles Clippers'da olduğu gibi güçlü bir rol olursa, onu gerçekten dinleyeceklerse ne ala. Ama abi New York'ta James Dolan falan varken kimin kimi dinlediği orada aklı selime e, e, riyayet aklı selime uyan bir yapı olup olmadığı zaten çok büyük soru işareti. Yani Jerry, Jerry West gibi bir akıl olduğunu iddia edebiliriz Blatt'in ki bence onların Avrupa köprüsünü kurması dışı e, yönünde bir takım kurgulaması yönünde çok olumlu katkılar verebilir. Bu ne kadar dinlenecek? Bunlar yani New York olduğu zaman hiçbir zaman hani New York abi dünyanın en iyi teknik teknik ve idare ekibini getirsen de şüpheyle bakıyorsun abi orada doğru şeyler yapılabilir. Burada New York son bir haftadır fena basketbol oynamıyor kendi standartlarında. Üç üçler bu arada. Atlanta ve kaybettikleri Ma da çok yakın Denver Mike Miller, maçına. Mike Miller geldiğinden beri üç üçler. Ve hani takımın hakikaten belli oyuncularının, Mitchell Robinson, R.J. Barrett gibi oyuncuların hafif bir seviye üstte çıktığını görüyoruz. Bu yeni bir koça reaksiyon da olabilir. Fakat şunu da ekleyeyim. David Blatt'in en önemli özelliklerinden biri hep şu olarak gösterilir. Sen çok daha yakından tanıyorsun David Blatt'i. Oyuncu seçiminde yani sürekli zaten yeni oyuncu düşündüğü söylenir. Mesela Emir Alkaş onunla birlikte çalışan hep şey söyler. Yani sürekli telefonda dünyanın her yeriyle görüşüyor ve dünyadaki her seviye basketbolu takip eden bir koç. O yüzden de Hani Boston Celtics yapıyor ya böyle ufak hamleler mesela. Avrupa'dan bir oyuncu getirdi. Daniel Tice'i getirdi mesela. NBA'de bir anda yes, rotasyon oyuncusu yaptı. Bu tip hamleler konusunda hakikaten New York Knicks'e yardımcı olabilir. Ve gelişmeye açık oyunculara bayılır. Evet. İşte Will Clyburn'ünden. Will Clyburn şu anda Avrupa'nın en önemli belki de oyuncusu. İlk Darüşşevaki'ye getiren falan. Bayılır öyle oyunculara ve bulur da. Ama New York'un öyle bir oyuncu ona sabredecek gücü var mı şeyi var mı? Yani New York Knicks tarafının değil. <laughs> umarız yararlı olur. Yani New York çünkü çok önemli bir takım ama Bakın. ve umarız yani hakikaten de hastalığı Aynen. yani onu iyi bir noktaya getirir. Çünkü şey yani hastalığını yani tamamen tedavisi olmadığını biliyoruz ama David Blatt takımlarını izlemek bizim için çok zevkliydi yıllar içinde ama sonuçta ne olursa olsun onun sağlığı önemli. Bizim için onun koçluk yapıp ya da danışmanlık yapıp yapmaması önemli değil. Çok teşekkür ederim kanal Ben teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.